Profesör elinde bir fare ve ahşap bir kutu ile üniversitede ders anlatacağı salona girer. Öğrencilerin şaşkın bakışları arasında fareyi kutunun içine koyar ve ahşap kutuyu kapatır. Salona dönerek, "Bu kutuya 2 gün kimse dokunmayacak," der ve salondan çıkıp gider. Salondaki öğrenciler olaya bir anlam verememişlerdir. Ne olacağını merak ederek 2 gün beklerler. 2 gün sonunda profesör salona girer ve ahşap kutuya yaklaşarak açar. Kutunun içindeki fare yorgunluktan bitkin düşmüştür. Ve sınıfa dönerek farenin neden bu halde olduğunu sorar. Verilen cevaplar değişiktir. Havasızlıktan, açlıktan, susuzluktan vesaire. Her öğrenci olabilecek ihtimalleri saymıştı. Profesör ahşap kutuyu havaya kaldırıp içini öğrencilere gösterdi. Kutunun her tarafı fare tarafından kemirilmiş vaziyetteydi. "Görüyorsunuz değil mi? Fare anlaşılan çıkmak için çok mücadele etmiş. Bunu kutunun içindeki vaziyetten anlıyoruz. Şu var ki fare sizin dediğiniz gibi ne havasızlıktan ne açlıktan bu hale düşmüştür," der. Ve bir süre sessizce bekler. Herkes profesörün ne söyleyeceğini kilitlenmiştir. Fareyi asıl kararsızlık ve panik hali bu hale düşürmüştür. Fare bu ahşap kutunun her yerini parçalayıp çıkmaya çalışacağına, enerjisini bir noktaya yoğunlaştırıp sadece bir köşesini kemirip parçalasaydı ve bunda da kararlı olsaydı, çok kısa bir sürede bu kutudan çıkıp kurtulacaktı, der. Evet, bu kısa hikayede anlatıldığı gibi, hayatta zaman zaman kararsızlığa düşeriz. O mu, bu mu derken, bizim için en kıymetli varlık olan zamanı ve enerjimizi tüketmiş oluruz. Hedeflerimizi çok iyi belirlemeliyiz. Hayat, kararsızlık içinde yüzecek kadar uzun değildir. İradesi kuvvetli insanlar, en dayanılmaz şartlar altında dahi başarıya ulaşabilirler. Bazı insanlar günlük yaşamında karar vermeye gerektiren bir durumla karşılaştığında kolayca karar veremezler. Ne yiyeceğini, ne giyeceğini, nereye gideceğini saatlerce, hatta bazen günlerce düşünür. Bu kişilerin bir kısmında da verdiği kararın doğru olup olmadığı konusu kafalarını sürekli meşgul eder. Kararsızlık, hem kararsızlık yaşayan kişi için hem de kararsız kişinin kararsızlığından etkilenen kişiler için çok yıpratıcı bir süreçtir. Karar vermek öncelikle özgüven gerektirir. Özgüveni yüksek kişiler daha kolay karar verirler. Fakat doğru karara varabilmek için bu özgüvenin sağlıklı bir özgüven olması da gerekmektedir. Sağlıklı bir özgüvene sahip kişiler yeterince bilgi sahibi olamadıkları durumlarda konuyu başkasına danışmakta hiçbir mahsur, hiçbir rahatsızlık duymazlar. Bir kez karar verdikten sonra ise verdikleri kararın doğru bir karar olup olmadığı akıllarından geçse bile farklı bir karar daha mı doğru olur düşüncesi akıllarını sürekli meşgul etmez. Sağlıklı özgüvene sahip kişiler yanlış karar verebileceğini ya da kararı yanlış sonuçlandıysa yanlış karar verdiğini kabul eder. Unutmayın, en kötü karar bile kararsız kalmaktan çok daha iyidir.